Lüzumlu adam İshak Alaton. Alarko Holding'in kurucu iki patronundan birisi. Ne hayat öyküsü, ne hayat öyküsü. Yahu bu değil ki. Bütün büyük firmalara bakın, bütün büyük insanlara bakın. İnanılmaz bir başarı öyküsü görüyorsunuz. Bu adam Musevi, Yahudi. Öbürü Müslüman, bir diğeri Hristiyan. Ortak yönlerini çalışkan olmaları, inatçı ve iradeli olmaları, bir şeyi gerçekten istemeleri. Merhabalar dostlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Şakayla karışık. Nasıl olduğunu anlamadım ama 50 küsur yaşına geldim. Çok farklı platformlarda yurt içi, yurt dışı tecrübelerim oldu. Şunu gördüm ki bu dünyada tesadüfi başarı diye bir şey yok. Hayata karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Tatlı bir mücadele gerekiyor. Çok güzel. Çalışkan olmak gerekiyor. İyi niyetli olmak gerekiyor. Çalışmaktan tad almak gerekiyor. Bir insana beddua edecekseniz tembel ol diye beddua edin. Tembel, hımbıl bir şey ol diye beddua et. Senin evlatların tembel, hımbıl, böyle asalak tipler olsun diye dua edin. Hakikaten kendi hayatını da zehir ediyor. Çevresindeki insanların da hayatını zehir ediyor. Aman hocam, Allah korusun. Beddua etmeyelim ya. Doğru canım, beddua olur mu şey olarak, ama çok iğrenç bir tablo. Tembellik, hımbıl, bütün kötülükler, fenalıklar da buradan geliyor Halit'ciğim. Hocam hem evi mahveder, hem aileyi mahveder, hem arkadaş ortamını mahveder. Her şeyin. Bu kadar çirkin bir şey yok. Ve benim ülkemde bu hastalık var Halit. Benim ülkemde bu hastalık var. Yeni mezunum, mecbur hizmetteyim. Hasbelkader bir muayenehane açalım dedim. Orada da belli bir emeğim var, belli bir çevrem var. Muayenehanenin mütevazı pratisyen doktor. Bir odası boyanacak. Bir oda boyanacak. Dediler ki filanca kahvede arkadaşlar var. İşleri işte badana, boya. Bir odada ne olacak hocam dediler ya. Siz de zaten bu bölgenin doktorusunuz. Yardımcı olur arkadaşlar. Gittim. Maaşlarımız hakikaten çok mütevazı. Doktor maaşları ve çok zayıf. Oturuyorlar, kahvede oyun oynuyorlar. Dedim ki bir odamız var boyanacak. Nasıl yaparız? Ağzına sigara böyle. Doktorum dedi. Usta bir adam ama Halit. Sigara ağzındayken konuşuyor. Doktorum diyor. Sigara da buradan sallanıyor. Biz iki kişiyiz diyor. Ekibiz diyor. Birer günlük yemeğini alırız. Söyledi rakam. Benim neredeyse bir haftalık maaşıma denk geliyor. Ya dedim. Hani bir odadan bahsediyoruz. Yani bir kişinin iki saatte yapacağı bir şey. Hocam hani kurtarmaz ya. Hocam hani olsa var ya, bir de böyle yalan dolandan böyle şey yaparlar ya böyle. Yani maliyetini kurtarmıyor. Hocam mümkün değil. Olsa hiç gelmez miyiz? Allah Allah, şaşkın ayrıldım oradan. Cebimde onlara verecek param yoktu, itiraf ediyorum. Gittim boyayı, fırçayı, mırçayı aldım. Kendim uğraştım. Hakikaten birkaç saat içerisinde de pırıl pırıl kendim boyadım orayı. Yazık. Yazık. Sonra da ağlıyorlar. İşimiz yok. Durum şöyle, o böyle, bu böyle. Ne demiştik? Bu dünyada başarı asla tesadüfle falan gelmez arkadaş. Öyle bir şey yok. Hayata karşı bir duruş sergileyeceksiniz. Lüzumlu adam İshak Alaton. Alarko Holding'in kurucu iki patronundan birisi. Ne hayat öyküsü, ne hayat öyküsü. Yahu bu değil ki. Bütün büyük firmalara bakın. Bütün büyük insanlara bakın. İnanılmaz bir başarı öyküsü görüyorsunuz. Bu adam Musevi, Yahudi. Öbürü Müslüman, bir diğeri Hristiyan. Ortak yönlerini çalışkan olmaları, inatçı ve iradeli olmaları, bir şeyi gerçekten istemeleri. Alarko Holding öğrencileri de ilgilendiriyor bir yönüyle. Halit, böyle çok çalışkan öğrenciler diğer rakiplerin dengesini bozmak için sınava girerken onun melodisine mırıldanıyorlar. Hatırlıyor musun melodisini sen? Hatırlıyorum hocam. Alarko Holding gel. Öyle bir şey yok. Ya bunu bilerek söyle. Niye biliyor musun? Sınav sırasında öbür çocuğun ağzına takılsın, sorular kaçsın diye. Alarko Holding'in de böyle bir şeyi var. Biz de adamların reklamını yapmış olduk burada böyle farkına varmadan. Ama yap. Olsun yap. İshak Alaton ve Üzeyir Gari. İkisi de çok enteresan isimler. Araştırılması gereken isimler. Ders alınması gereken isimler. 1951 yılı Temmuz ayı. İTÜ'den 17 kişi mezun oluyor. Birisi 21 yaşında Üzeyir Gari. En genç yaşta ve okul birincisi olarak mezun oluyor Üzeyir Gari. Hocası Necmettin Erbakan. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocadan, hocanın öğrencisi Üzeyir Gari. En son sınav ondan giriyor ve diplomayı öyle alıyor. Düşünsene, hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Her büyük adamın arkasında onu yetiştiren büyük ustalar vardır, büyük hocalar vardır. Üzeyir Gari çok büyük ama arkasındaki isimlere baksana.
En başta orada Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı görüyorsunuz üniversitede. Sınav mınav çalışmış, diplomayı almayı hak etmişler, sınavdan çıkmışlar. İki kafadar Moda sahiline yüzecekler. Ve o akşam da güzel ziyafet çekecekler. Çok da sınırlı haçlıkları var iki gencin. Arkadaşı diyor ki, Levent diye bir semt kuruldu. İnanılmaz güzel diyorlar. Bütün zenginler, villalar falan orada. Abi inanmazsın, bütün sokakları da caddeymiş, asfaltmış diyor. Türkiye'de 1951 yılı inanamıyorlar. Bütün sokaklar asfalt. İki genç kafadar atlıyorlar otobüse. Önce Levent'i dolaşacaklar. Bu inanılmaz semti görecekler. Sonra Moda'ya yüzmeye gidecekler. Kutlayacaklar mezuniyetlerini. İniyorlar Levent'te gezerken villaların birinin önünde bir adam, ama nasıl hiddetlenmiş. Kızıyor adam, kükrüyor böyle. Karşısında bir tane başkası. Mevzu ne? O villanın bir su deposu var. Depo temizlenmesi gerekiyor. Karşıdaki işçi arkadaş inanılmaz bir rakam istiyor. 3 günlük yevmiye istiyor. Birkaç saatlik işe. Öteki de, yani adam zaten iş adamı, deli oluyor yani, o rakamın etmeyeceğini bal gibi biliyor. Ama diğer arkadaş onun mecbur olduğunu düşündüğü için nasılsa bu bana bunu verecek diyor. En büyük hastalık fırsatçılık. Anı kurtarıyorsun. O anda iri ısırıyorsun. O anda kazanıyormuş gibi gözüküyorsun. Ama uzun vadede kaybediyorsun. Bir duruş sergileyeceksin. Hayat düsturun olacak. Geçenki videomuz ne kadar güzeldi. Yaz dönemi oldu. Çok seyredilmedi o. Neydi? Mutluluk ve... Öyle değil. Neydi adı? Mutluluk mu para mı? Mutluluk mu para mı? Oradaki ormancı nasıl güzel ders veriyor ama. Dönüyor dönüyor sormuyor mu? Odunlarım ne olacak? Yaptığın işi adam gibi yapacaksın. Çok düzgün yapacaksın. Zaten kazanıyorsun devamında. Hasbelkader bu itülü iki genç 20 yaşlarında şahit oluyor olaylara. O fabrikatör adam dönüyor. Arkadaş diyor. Kafayı yiyeceğim diyor. Şu kadarcık iş için adam 3 günlük yemeği istiyor yahu diyor. Yani olacak iş mi diyor. Hani bir günde etmez ama hani 6 lira, 6 lira o günün parası vereceğim diyor. 6 lira bizim bu iki mühendis için büyük para. Bakıyorlar birbirlerine, hemen şimşek çakıyor. Öteki de mümkün değil abi diyor, yani şey maliyetini kurtarmıyor diyor. Çok fena bu iş diyor, ooo yapamazsınız, benden daha ucuza bulamazsınız. Kimse daha uygun fiyat vermez size falan diyor. Tam böyle bu hep aynı o üslup var ya, karşı tarafı kandırma üslubu. Bu iki genç pırlanta gibi diyorlar ki, İsterseniz diyorlar biz yapabiliriz o fiyata. Biz temizleriz diyorlar. İTÜ birincisi 1951 yılı, bildiğim kadarıyla makine mühendisi. Birincisi Üzeyir Garip ve arkadaşı. Hemen mayolarını giyiyorlar, dalıyorlar işe. Bir saat civarında pırıl pırıl bal dök yala işi bitiriyorlar. Adam geliyor, yapılan işin mükemmelliğine şaşırıyor. Vay diyor. Yahu diyor, Allah mı gönderdi sizi diyor. Kimsiniz siz diyor falan. Tabii konuşuyorlar falan. Ya diyorlar ki biz işte makine mühendisiyiz. Bugün mezun olduk. İTÜ'den mezunuz falan. Adam hayran kalıyor bu iki delikanlıya. İkisine toplam 6 lira vermesi gerekirken 6'şar lira veriyor iki gence. Adam havlu tüccarıymış, fabrikaları var. Güzel bornozlar, havlular falan hediye ediyor. Bir de güzel gazoz ikram ediyor bu iki delikanlıya. Bu anlattığım şey basit mi? Bence devasa bir şey. Bu adamın zaten çok büyük adam olacağı belli. Çünkü hayata bakışı belli. Bu iş küçük, bu iş büyük, bu bana yakışıyor. Yok, masa başında oturacağım, şu maaştan aşağısı olmaz demiyor. Adam durumuna bakıyor ve hamlelerini yapıyor. Fedakarca, cefakarca hamleler yapıyor. Arkadaşlar, son söz. Yaptığınız işi isteyerek yapacaksınız. Tebessüm ederek yapacaksınız. Çalışmaktan korkmayacaksınız. Şifre, yaptığınız işi aşkla yapacaksınız, irade göstererek yapacaksınız. Başarı, mutluluk, onur, saygı, para arkasından koşa koşa gelecek. Amerika'yı 100.000 defa keşfetmenin alemi yok. Bütün başarılı insanlara baktığınızda bu püf noktayı görüyorsunuz. Adam işini aşkla yapıyor, iş ayırt etmiyor. Ya daha hayata yeni atılan insanlar, yani onu beğenmiyor, şunu beğenmiyor, şunu beğenmiyor. Ömrünüz boyunca hayattan şikayet eden, sürekli hakkımız yenildi, hakkımız yenildi psikolojisine dolaşan mutsuz insanlar oluşuyor. Biraz da cevval ve atak olmak gerekiyor. Hocam, mazeretsiz olmak gerekiyor. O zaman Hazreti Ali. Sonsuz ilmin kapısı Hazreti Ali'den olsun. Hazreti Ali der ki, mazeret insanın kendisine söylediği en büyük yalandır. Şimdi bu sözün üzerine söz söylemek bize düşmez. Dostlar, kardeşler, gençler, videolarımızı takip edin. Ne yapılacaktı? Hocam, hem takip edebilirler hem de bildirim tuşuna basarak yeni videolardan haberdar olsunlar. Arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına da önersinler. Peki, sağlıcakla kalın.
Hayat denilen bu yolda yürürken ayağınızın ucuna küçücük bir taş parçası bile değmesin. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Dayanamayacağım, söyleyeyim. İnşallah şu memleketin çocuklarından yüzlerce, binlerce Alorca Holding çıkar. Koçlar çıksın, Sabancılar çıksın, Ülkerler çıksın. Ülkemize gelişmiş ve müreffeh olsun. Eyvallah.